için saygıdeğer arkadaşlarımızla birlikte bir vampir köylü oyunu oynayacağız. Şimdi arkadaşların hepsinden yazılı olarak bir rıza beyanı alıyoruz. Evet, isim alalım. Burada Furkan. Evet. Aral. Göksu. Buse. Cemre. Aybüke. Volkan! Arkadaşlar birbirinden evet, biliyor zaten. Aybüke. Kardelen. Ve sunucumuz Pakize Nurkaya. Ben bugün kamera arkasındayım arkadaşlar. Tamam. Evet, vampir köylüyü anlatır mısınız bize Pakize Hanım? Şimdi buranın köyün adı KC Köyü tabii ki. Başka bir şey olamaz çünkü. KC Köyü'nde hazin bir saldırı neticesinde vampirler gelip köyümüzü basıp bir takım köylülerimizi katlediyorlar. Buna ilişkin bir oyun. Şimdi herkes gözlerini kapattığı zaman gece olacak, herkes uyuyacak. Ben iki tane vampir seçeceğim. Vampirlerden sonra bu vampirler köylülerimizi katledecekler. Bunu ele alacağız. Oyunu herkes biliyordur zaten. Bilmeyen var mı? İlk evren Aybüke'yi öldürmeyin. Bir oyunu anlasın önce. Yani buradan anlıyoruz ki Aybüke vampir değil arkadaşlar. İlk evren çıkmadı. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman... Şimdi başlayalım. KC köyünde güneş battı ve gece oldu. Şimdi herkes uyuyabilir. Evet. Kadraja girecek mi? Gireceğim. Herkes uyusun KC köyünde. Şimdi arkadaşlar aramızdan herkes vampir veya köylü olabilir, zavallı köylü olabilir, katil bir vampir de olabilir. Sandalyemi çekeyim öyle. Yok, çekmene gerek yok arkadaşım. Omzuna dokunduğum iki kişi vampir olacaklar ve diğer iki kişi de... O iki kişi ölmeyecek zaten, muhtemelen vampirler kazanır diye düşünüyorum. Zaten hep kötüler kazanıyor mesela. Güneş doğmasın ya, bir dakika. Vampirler bir gözlerini açsın, bir vampirlerimiz gözlerini açsın. Evet. Evet. Başarılı bir tercih olmuş bence. Şimdi iki kişiyi maalesef ki sabaha karşı olan bir vampir saldırısı neticesinde köyümüzde iki kişi katledilmiş. Güzel ya vampir uyuma! Seçsenize iki kişiyi, bir kişiyi. Evet, vampirler anlaşıp da bir kişiyi seçerseniz. Ömer sinirlendi arkadaşlar, kamera arkasında olduğu için bugün. Evet ve KC köyünde güneş doğdu. Evet, hepiniz gözlerimizi açalım. Günaydın arkadaşlar. Benim maalesef dün gece bir hazin saldırı neticesinde aramızdan bir tane köylümüz yaşamına veda etti. Ben öldüm herhalde. Beni nasıl da kendini biliyor? Niye alkışlamadım? Acaba aramızdaki vampir kılıklı köylü kim? Pardon, köylü kılıklı vampir kim? Bence evet, tahminlerde bulunalım. Ya kimin öldüğünü bir öğrensin. Ben öldüm işte. Göksu öldü. Ha Göksu mu? Ben gözlük takmamıştım kanka o sırada, o yüzden fark etmemişim, kusura bak. Bu oyunda hep Volkan çıkıyor, ben Volkan'ı seçiyorum. Arkadaşlar. Burası bir girişi adın çıkmış. Tekerrür ilkesi gereği önceki suçları sen sayamazsın. Nereden biliyorsun, belki bu sefer vampir değil, iyi niyetli. Ama işte zihnimden atamıyorum o anları. Belki ben mazlum. Diş izlerim hala durup. Biraz bağırırsanız arkadaşlar sesiniz gelmiyor. Diş izlerim diyorum. Bana dedi ama sen inanır mısın? Evet. Bana dublaj yapayım. Ya kim olabilir? Ben sana dublaj yapayım. Buse ile Cemre'nin hiç sesi çıkmıyor. Çok da güzel bir siyah kişi. Ben gözüm net görmüyor ya şu an. Boş bakıyorum. Orada evet aramızda vampir makyajı olan insanlar var. Hala buraya şimdi ayaküstü Göksu'yla da konuştular az önce. Bence Göksu'yu yediler yandan. Çok kolay bir şekilde çünkü. Yan yana ben vampir olsam çat diye yerim. Azeren sen niye çok konuşuyorsun? Vampir olsam Göksu'yu elemez. Burada sadece onu tanıyorum. Ya seni tanımıyormuş. Ya genelde vampirler çok konuşur da ondan. Evet arkadaşlar. Sırayla oyuna baştan başlayalım. Furkan Bey. Bence Kardelen. Kardelen 1, evet. Ben değilim. Ben az önce zaten demiştim. Yani Volkan çok vampir gibi de bakıyor biraz. Bir de bu videoyu çekerken altına isimlerimizi yazarsanız hani böyle mesela ünlendir. Bu videoyu beğenmeyecek Talha, bunu biliyorsun değil mi? 30 kere çevirirsen beğenmez. Ne yapayım? Ama Talha da gelseymiş, geç falan. Talha da gelseymiş, ben montajlarım videoyu. Evet, yoksa öldüğü için ona fikir beyanını almıyoruz. Ölüye saygı yok. Buse'ye soralım. Ben aynı diyorum. Yeni yani. Olur seçmiş olur. Aa, güzel bir yaklaşım tarzı. Evet. Aa, bence Furkan. Evet, Furkan. Alakası yok. Evet. Furkan'ın ağır ceza sorulması. Alakası yok. Ya ben de Buse diyorum. Evet, aynı şey. Ben değilim. Aybüke Cemre dedi, Cemre. Cemre, siz? Ben de Buse diyorum. Evet, oylamaya sunalım. Volkan'ın oyu belirleyecek. Volkan fikrine bir önemi yok. Şimdi arkadaşlar, bir tane Furkan var. Bir tane Volkan var, bir tane Ceyda var, bir tane Aybüke var. Bir tane Buse var. Evet, Volkan Bey. Kim o var? Kardelen de var. Kardelen de var, evet. Herkesten birer tane. Ben yokum. Aral da yok. Belirleyecek diyecek. Aynen. Evet, bu arada Aral da yok. Herkes bir şey söylemiş. Ben köylüyüm yani. Volkan Bey, fikrinizi beyan edin. Şimdi bu kadar çabuk bir kanaat getirmek, siz de takdir edersiniz ki kolay değil çünkü elimizde... Ben kamera arkasındayım, ben kimin ne olduğunu biliyorum. Siz dış ses misiniz? Aynen. Adarın direkt ortada bir şey yokken gözünü açar açmaz bana sallaması benim için... Allah'ım gerçekten... Aral beni öldürmüş olamazsın. Aral Bey, savunmanız ne acaba? Vampir olsaydım ilk Kardelen'i öldürdüm. Ooo, Kardelen neler deniyor aklınızda? Tanıyorum ya. Mesela neden köye gelmiş? Vampir olarak da gelmiş olabilir mi? Hani? Mesela Furkan Bey diyor. Yeni gelmiş. Neden gelmiş? Furkan Bey bir oyunda Furkan Bey'e geldi. Alçak bir oylama yapıyorlar. Hiçbir şekilde. Yalnız Furkan Bey. Bunu kesin oylama. Furkan Bey'i o fokuslayalım. Kesin oylama. Furkan Bey, savunmanızı alalım. Abi beraatimi talep ederim. Allah belasını versin Bey'e canım. Bu kesin oylama değil mi? Bir daha evet, şey. Maalesef Furkan Bey. Yani söyleyebilirim şu an vampir ya da köylü olduğumu değil mi? Söylüyor muyuz yani bu arada bilmiyorum. Söylüyoruz. Evet. O zaman yanlış tercih abi, ben köylüyüm. Aga be. Masum bir köylümüz daha. Şu an Kardelen'i yaktı. Ben Aral'a verdim. Ama hepimiz biraz köylüyüzdür. Ben sayın moderatörümüz. Tadımız kaçtı. Durum nedir? Evet, şimdi zaten vampirlerimiz Göksu Hanım'ı, Masum Köksu Hanım'ı katletmişlerdi. Ve ikinci olarak da masum köylülerden biri olan Furkan Bey'i de katletmişti. Yeni geldim demiştim sana Volkan kardeşim. Evet, turist olarak gelmişti köyümüze. Ne yazık ki. Yeni gelenlerin amaçlı geldiği belli olmaz arkadaşlar. Kimisi mason şeylerle gelebilir. Kimisi misyoner faaliyeti yürütmek için. Ve arkadaşlar maalesef ki köyümüzden 2 tane cenazemiz kalktı bugün. Yastayız ama yastayız ama ne var ki biliyorsunuz ki güneş battığı zaman gece, güneşli olduğu zaman sabah oluyor. O nedenle her gecenin bir sabah olduğu gibi bu sabah da bir gecesi oldu ve herkes gözünü kapatsın ya ölenler gözleri açık kalabilir. Herkes biliyor şu an. Yalnız fikir beyan etmeyelim. Evet. Yine hazin bir gece ve vampirlerimiz yine iş başında. Sabaha karşı yine vampirlerin gözleriyle birlikte KC Köyü'nde bir köylümüz daha aramızdan ayrıldı. Maalesef evet, sabah oldu ve güneş doğdu. Evet, kim öldü? Ben mi öldüm? Nasıl? Herkes biliyor. Maalesef bugün de Kardelen Coşkun aramızdan ayrıldı. Kendisine bir alkış. Gerçekten ayrılırsam böyle yapmayın ya. Biraz ağlayın yani en azından. Evet, bu hazin gecenin de sabahında yine bir vampir saldırısı neticesinde sevgili arkadaşım, kıymetli Kardelen Coşkun bir önceki bölümde videoda aramızdan ayrıldı. Katilden ayrıldı oynadı. Gelmişti, ben bir alıp geleyim. Köylülerimiz yine oturdular köy meclisinde, konuyu tartışmaya başladılar. Evet. Beyan alalım o zaman. Bu sefer de tersten başlayalım. Aybüke Hanım. Evet. Benim oyum hala aynı. Cemre'den aynı. Cemre'den yana. Evet. Volkan Bey. Ben Cemre. Hanım'ın ölmesi öncelikle beni derinden üzdü. Evet. Kopya vermediği için derinden üzdü onu. Arkadaşlar 2 önceki bölüme bakarsınız. Burada bir şaşırtmacı olduğunu düşünüyorum. Ha, evet. Aral Bey vampir olduğu için ilk elden de bana yüklendiği için foyası ortaya çıkmasın diye bence benim şahsi düşüncem Kardelen Hanım'ı katletti. İlk başta da sevgilisini katletti. Anlaşıldı. Yok, bence korktuğu için yani. Dedi ki bu beni çiçi yer. Evet, Cemre. Bence de Aral. O kadar, evet. İşler açık olsun değil mi? Bayağı detaylandırdı yalnız, fark ettiysen. Ooo Aral Bey! Aral Bey, savunmanızı alalım, evet, kameraya bakarak. Şimdi öncelikle savunmadan sonra... savunmadan sonra tekrardan bence oylarında bir değişiklik olmuş mu diye sormanız lazım. Çünkü bir önceki turda ben demiştim ki eğer ki öldürecek olsam Kardelen'i öldürürdüm. Sonra da bu el Kardelen öldü. Şimdi o yüzden aramızdan birinin ya da iki kişinin vampirin. Talha anne tarafından kuzeni. Bir dakika dur. Arkadaşlar güvenlerimize bir olsun. Birazdan kamerayı ona devredeceğim. Her neyse. Evet, sizin savunmanızı dinliyorum. Gel, al kamerana. Yani beğenmezsin beni, çekti. Fotoğraf modunda çekiyorsun. Evet. Neden? Senin ayarladığın mod işte. Hayır, benim ayarladığım. Sen... Kardelen dedin, evet. Kardelen dedin. Evet. Evet. Önce Cemre Hanım yorumunu alalım. Benim fikrim hala aynı beyefendi, söylüyorum. Furkan Bey. Köylüyüm, uykum geldi. Evet, şimdi Aybüke Hanım'ın yorumunu alalım. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Peki. Kendi kararını sen Evet, Ömer Faruk 1, Furkan 1, Kardelen 1. Evet, Kardelen Hanım'ın yorumunuzu alalım. Çok iyi. Ya benim zaten üzerimde çok oyunlar oynanıyor. Ben onun hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama karar vermedim henüz. Bir tur denedim. İki isim arasında karar vereceğim. Hangi iki isim? Birisi. Birazdan söylerim. Söyle şimdi söyle. Furkanlı sen. Üstümden bir oyunlar dönüyor. Bu arada net Göksu Hanım'dan şuraya bakalım. Net Göksu Hanım'dan. Volkan Bey öldüğü için fikir beyan edemiyor. Fikir beyan etmeden birkaç kelam da bulunuyor. Yok kanka, öldüğün için konuşma. Yok, öldüğün için konuşma. Hiç fikir beyan etmeyecek. İpucu da vermeyecek. Son söz verelim ya. Evet, sadece ölmeden son sözü. Mezar taşına yazacağımız sözü söyle. Gerçekten masum köylülere giderken son bir lafım var. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanar. Lütfen bu kirli oyunu görün. Teşekkür ederim. Burayı kesinlikle kesiyorum. Bence hala Kardelen. Kardelen 2 oldu. Ben Ömer Faruk'tan şüphelenmedim çünkü ondan şüphelenelim diye az önce öldürüldü bence. O yüzden yok. Gerçekten Buse bu kadar kör olabildiğinize inanamıyorum. Yani. Tabii ki Ömer Faruk diyorum. Net yani Ömer. Ben ölüyüm abi. Ben ölüyüm. Benim son sözüm de yok. Ben geçen el öldüm. Volkan'ın seçilmesi tamamen bir taktikti. Ben Ömer Faruk'un olduğunu düşünmüyorum. Kardelen diyorum. Evet, Kardelen olur. Son oy sizin. Benim. Bende oy var. Arkadaşlar, oyunun başından beri üzerime oynanan oyunları bizzat görüyorsunuz. Oynayan kişi bizzat şurada oturmakta olan Göksu Hanım'dır. Kendisi gaflet, delalet, hatta hıyanet içerisindedir. O yüzden oyum Göksu Hanım'adır, kendisi vampirdir. Teşekkürlerimi sunuyorum. Doğru söyleyeni 9 köyden. Görürsünüz. Herkes evet, Kardelen Hanım. Kardelen Hanım 2, Göksu Hanım 2. Şu an Kardelen Hanım'da sıra. Tabii ki. İki kişi arasında Furkan ve Göksu. Ama bir sonrakinde Furkan'ı söyleyeceğim. Onda bir şüphelerim var, Göksu. Çünkü beni eleyecek ki. Furkan Ömer Faruk elenmesin. Alınan karar neticesinde Göksu Hanım bir şey saklanarak öldürüldü. Kendisi yorumladı. Benim kaç oyum var? 3. Kardelen'in kaç? 2. Ben Kardelen dedim. Kim dedi başka Kardelen? 3 onunda. Beni eliyorsun sen var ya, kardeşini korumak için. Kardelen 3. Burak Bey Kardelen dedi. Tamam, Kardelen 3. Ben de 3'üm. Sen de 3'sün, doğru. Tamam. Niye beni eliyorsunuz abi? Manipülasyonun dibini yaptım. Evet. Yine mi yapacağız? Resmen. Şu an ben seçiyorum. Valoritör bile vampir olabilir. Hayır öyle. O zaman şimdi ne yapacağız? Oylama mı? Ölen kişiye hak vereceğiz. Hayır, 2 kişi kaldı. 2 kişi üzerine tekrar oylama yapalım. Herkes bir daha söylesin. Bir şey söyleyeyim. Volkan biliyor mu şu an kimin? Hayır, Volkan bilmiyor. Volkan söylesin. Volkan seçmiyor. Volkan seçsin. Göksu mu Kardelen mi? Bir dakika. Biliyor kardeşim. Resmen manipülasyon ediyor. Hayır. Ama hayır, şeyde gözünü açtı ya. Hayır, o yeri. Kalbine kazık saplanan kişi Kardelen Hanım oldu. Bak, vampirdim zaten. Ya. Ömer Faruk'tu. Evet. Değil. Evet. KC Köyü'nde şu an Aral ve Volkan ve Talha katledilmişti köy vampirler tarafından. Kardelen de vampir olduğu ortaya çıktı. Şu an bir vampirimiz var, diğerlerinin hepsi köylü. Tekrar gece oldu. Gözlerimizi kapatıyoruz. Vampirimiz bir gözünü açabilir mi? Evet. Maalesef ki bu sabahki katliamda da köylülerden bir tanesi öldü. Gözlerimizi açabiliriz. Bu geceki katliamımızda Furkan Bey aramızdan ayrıldı. Kendisine bir kamerayı zoomlayalım, yorumları alalım. Allah belasını versin. Saatten sonra net bir şekilde bu alayına gider. Söyleyeceğim şeyler kesileceği için söylemem gider. Söyle kesmeyeceğim. Yalan. Kesmezsen de ben... Bir şey bulamadım. Çok sıkıntı. Evet, o zaman... Şimdi yorumlamaya başlayalım. Biraz artık mantıklı. Ömer Faruk diyorum. Artık asla hiçbir şey yorumlamıyorum. Çok belli, bariz yani. Ömer Faruk. Hatta ben olsam seni öldürdüm bu arada. Evet, Buse Hanım. Hayır, bütün şeyler bende olduğu için. Ne şey? Tabii ki beni öldürmez. Ne zamandır bu oyunu oynuyor? Biraz tecrübe edinsek ya da. Hani ne kadar... Bence siz çok tecrübelisiniz. Burak Bey çat diye öldürdüm. Ben aynen. Çat diye vampiri yedim. Ben Cemre diyeyim bu sefer. Çok evet. Sessiz çünkü. Evet, evet. Tamam. Gerçekten hakkınızı sonuna kadar çekin. Ben değilim yani. Yani bugünden itibaren idolümsünüz. Tamam. Öyleyse. Ben yani kafam çok karıştı ama bence Ömer Faruk ya. Bence. Ömer Faruk 2 oldu. Evet. Ömer Faruk şey demiyor ona. Bilmiyorum ama. Cemre 1, Ömer Faruk 2. Evet, Aybüke Hanım yorumunuzu alalım. Göksu değil mi? Hayır değil. Zamandan beri muhabbet sensin. Ya çünkü Kardelen Furkan'la onu öldürmek istiyordu. Evet. Vampir niye öldürmek istesin? Evet. Aynen öyle. İkisi birleşip beni öldürmeye çalıştılar. Göksu 1. Ömer Faruk arkadaşlar bunu da diyorum. İlk göstereceğim bu olayı. Cemre yorumunuzu alalım. Ömer Faruk diyeyim. Kaç? Ömer Faruk 3, Göksu 1, Cemre 1. Şimdi Ömer Faruk atıyorum, vampir çıktı, öldü, ne olacak? Oyun bitiyor, siz köylüler kazandı. Ben Göksu Hanım diyorum. Evet, Göksu 2, Ömer Faruk 2. Boşuna bir köylüyü daha öldürdüm. Ölmeyeceksin ya, sıkıntı yok ya. Çoklu oynamada yine Ömer Faruk'a verirler. Kardeşlerim, oyunun başından beri üzerime sistematik bir şekilde oynandığını Göksu Hanım tarafından görmekteyiz. Bu demek oluyor ki Göksu Hanım vampirin kendisidir. Evet, timsalidir. Adaylarımız hayırlı olsun. Ya tamam, daha fazla içelim. Benim oyun Göksu Hanım'a. Evet, vampir olabilirim ama bu vampir sizin kardeşinizdir. Bunu unutmayın. Köylüler kazandı. Köylülere bir alkış. Verdiğim oylar belli. Bu kız tamamen beni sevmiyor ve beni sevmediği için de kardeşimi seçiyor. Gözümden alın. Bu arada net. Kardeşim bu arada net. Öyle o kız var. Üzerinize oyunlar oynanıyor. Oyunda ben olsam hep de beni söylüyor. Yani öyle bir arkadaş bilmiyorum. Neyse, ben yorumlara yazarsınız artık. Hayır, sonuçta kim çıktı vampir? Neden hala ben suçlar çıkıyor? Arkadaşlar şimdi bir pasta kesin pasta. Aynen, pasta kesin. Sonra bir de ben bir de araya olmam ya. Çok ömürcük oldu bence. İşte oraya şu an diyorum. Şey yapıyoruz, düğünlerde yani. Kameraya onu yapıyoruz. Herkes. Yani herkes yemeği bırakıyor. Aral yer. Oradan geçme. Şey var, 290. Ne unutun kızı? Yandırdı bizi çarptı sillesini felek misali. Gör yazımı kurtar bizi. İster boşa İstersen öldür, aşk için ölmeli aşk o zamana. Söyler miyiz? Aşk için ölmeli aşk o zamana. Seviyor hasretinle, sevgiyle yok. Sevgisizlik ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acı. Acı ile, aşk ile büyüyorum.